Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Bugün Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Halihazırda Akkuyu biz zaten çok konuştuk. Gerek çalışma koşullarının kötü oluşuyla, gerek iş cinayetleriyle, gerek zehirlenme vakalarıyla Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaşananları sık sık gündeme getirmeye çalışmıştık. Şimdi de menenjit vakalarının görüldüğü ortaya çıktı. Şirketin kendisi de açıkladı. İki işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şimdi yanımızda Bir Gün Ekoloji Editörü Gökay Başcan var. Kendisiyle Akkuyu'da neler yaşanıyor, neler yaşandı, süreç nasıl başlamıştı bunları konuşacağız. Gökay merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi faaliyetlerini sık sık konuştuğumuz, senin de çok fazla işlediğin bir yer aslında Akkuyu Nükleer Santrali. İktidarın da çok savunduğu bir yerde aynı zamanda. Önce seninle bir Akkuyu'nun geçmişine gidelim istiyorum. Neler yaşanıyordu, biz neden tartışıyorduk? Onları bize bir açıklayabilir misin? Ya kısa bir özet geçmek gerekirse Akkuyu'da yaşanan bu son felaket, işçilerin ölümleriyle sonuçlanan felaket ne ilk ne de son açıkçası. Yani zeminlerin çatlamasıyla başlayan, daha sonra yangınların, gıda zehirlenmelerin, birçok felaketin yaşandığı bir yer Akkuyu aslında. Daha herhangi bir faaliyete geçmeden, herhangi bir reaktörleri daha çalışmadan inşaat aşamasında dahi birçok felaketle karşılaştığımız bir yer. Ama bunu uzmanlar uyarmıştı ve bunu görüyoruz ki bu ne ilk olacak, ne bu felaketler ne de son olacak. Daha az önce söylediğim gibi henüz faaliyete geçmemiş bir inşaat aşamasında olan santralden bahsediyoruz. Ya biraz özet geçersek, hatırlatmak gerekiyorsa, daha yakın zamanda 26 yaşında ataması yapılmayan İlyas Bülbül, bir öğretmen orada inşaattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yine yakın zamanda biz daha yanılmıyorsam geçen ay yine bir günde haberleştirdik. Bir yangın çıktı. Orada elektrik trafolarından boyalara sıçrayan bir kıvılcım orada yangına neden oluyor ve yarım saat boyunca o yangın sürüyor. Yarım saatin sonunda kontrol altına alınabiliyor. Zemin çatlakları çok gündemdeydi zaten. Orada daha inşaatın yeni başladığı aşamada bölgedeki zemin çalışmaları sırasında dinamitler patlatıldıydı ve orada zeminde çatlaklar meydana gelmişti. Hatta bölgedeki evlerin duvarlarında, camlarında çatlaklar, kırıklar meydana gelmişti. Yani nükleer santral aslında yapım aşamasından tutun da sonuna kadar bir felaketin merkezi haline geldiğini görüyoruz. Şeyini bile beceremedik. Yani aslında bir hepimizin yakından bildiği üzere Rusların orası. Biraz sonra da ayrıntılarını konuşuruz. Biz oranın taşeronluğunu dahi beceremedik. IC İçtaş oranın taşeronluğunu üstlenmişti. Sonra Rosatom'la bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor ve sözleşmeyi feshediyorlar. Çünkü Rosatom tarafından hem kendi yaptıkları açıklamalar hem de bizim duyumlarımız, yani bir inşaatta yapılması gereken kaidelere, kurallara IC İçtaş'ın uymadığını gerekçesiyle ve nükleerde bir güvenlik tehlikesi oluşturabileceği gerekçesiyle bu sözleşme feshedildi. Yani aslında kısaca şunu söyleyebiliriz. Ruslar Akkuyu'da Türkiye sınırları içerisinde bir nükleer santral inşa ediyor ve bunların taşeronluğunu Türkiye'ye dahi vermiyorlar artık. Neredeyse oraya doğru geldik ve şirket bunun karşısında IC İçtaş dedi ki bu yürütülen feshi işlemi uluslararası hukuka aykırı dedi. Yani bu toplama baktığımız zaman aslında şunu görebiliyoruz. Akkuyu biraz önce söylediğim gibi de hem bir felaketin hem de bu felaketlerin gizlendiği bir kara kutu. Çünkü birçok felaket yaşandı orada. İnsanlar, işçiler zehirlendi, hayatını kaybetti biraz önce saydığımız gibi. Ancak tam olarak net bir bilgi alınamayan bir kapalı kutu. Ya düşünün, siz Türkiye'nin en büyük projesini yapıyorsunuz. Akkuyu'ya yapıyorsunuz, Mersin'e. Türkiye'nin en büyük, hatta en tehlikeli, en riskli projesini inşa ediyorsunuz ve bunu halktan gizleyerek yapıyorsunuz, içeride yaşananları. Yani bir örnek vermek gerekirse, iddialar dün ortaya atıldı. Daha iddialar yeni ortaya atıldı. Bunun üzerine şirket bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Yani bundan önce oradaki işçiler dün yani şirket, yanlış hatırlamıyorsam sayıyı düzeltirim birazdan yanlışsa, 25 bin işçi çalıştı tahmin ediliyor. Bunların %80'i Türkiye vatandaşı olduğu söyleniyor. Ancak 25 bin kişinin çalıştığı bir yerde bir salgın vakası, bir menenjit vakası ortaya çıkıyor. Bundan dolayı iki kişi ölüyor ve tabii şu an bildiğimiz bu. İki kişi hayatını kaybediyor. Tedavi gören hastalar var. Ancak buna rağmen ne şirket ne devlet tarafından herhangi bir açıklama Tabii yapılmıyor. karanlık.
kesinlikle bir karanlık ve bu karanlık sadece bu karanlığa biz burada tanık olmadık. Zeminler çatladığında, yangınlar çıktığında, işçiler gıda zehirlenmesi yaşadığında. Çünkü oraya sendika giremiyor. Çünkü yani sanki gizli bir proje yürütülüyormuş gibi hiçbir şekilde Mersin'in kendi dinamikleri, yani bu Mersin Tabip Odası, TMOB gibi kurumlar kesinlikle orayı denetleyemiyor. İçeriden bilgi alamıyorlar. Yani kentin milletvekilleri dahi Akkuyu NGS'de neler oluyor diye açıklama yapıyor. Ege Kaygı'nın kerametine hiç kimsenin haber alamadığı, giremediği yer. Şöyle büyük baskı var işçilere içeride. En büyük, yani hani haber alabileceğiniz kişiler orada işçiler. Çünkü bir şekilde diğerleri hem iktidara yakın yöneticiler içeride bulunuyor, hem de Rus tarafı bulunuyor. İki taraftan bilgi almak çok zor. İşçilerden aslında bilgi almaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ve oradaki yerel kurumlardan açıkçası. Ancak o kadar baskı var ki işçilere. Yani mobbing, baskı, kötü koşullarda çalışma, az önce senin de saydığın gibi. Bu şartlarda çalıştırılmaya çalışan binlerce işçi yaşadıkları baskı ve mobbingden kaynaklı konuşmaya da korkuyorlar. Orada yaşananları anlatmaya da korkuyorlar. O yüzden orası bir kapalı kutu haline dönmüş durumda. Ya oranın kapalı kutu olacağını zaten biliyorduk. Ben oranın o dönem Mersin'de de yaşıyordum. Bir keşfi vardı. Bilirkişi keşfi açılan davada. Ya içeri girmek çok zordu. Yani hani gazeteciler içeri almadılar. Birçok avukatı engellemeye çalıştılar. Büyük bir jandarma kuşatması orada söz konusuydu. Eylemler daha önce kapının önüne kadar yapılabiliyordu. Artık kapıya daha iyi yanaştırmıyorlar vesaire. Hani o yüzden bir kapalık, bir felaket inşa ediliyor orada ve bu inşaat her geçen gün büyüyor ve o felaket dışarıdan baktığımız zaman bizim için bir kapalı kutu. Elimizden geldiğince kamuoyuna duyurmaya, bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz ama yani bu kadar bilgi alınamayan başka bir yer, başka bir inşaat vesaire Türkiye'de muhtemelen yoktur. Hem içeriden bilgi alınamıyor hem de dışarıya da zarar verdiğini söyledin, o dinamit patlatmalarla birçok etkisi olduğunu. Şimdi bu menenjit olayı, bu son gündeme gelen, Sibel Bahçetepe'nin de bugün işlediği menenjit konusu, ya Gökay, hafif bir konu değil yani bu. Çok ağır da bir hastalık. Bunun yayılıp yayılmayacağını da aslında tabipler, hekimler öngörüyordur mutlaka. Ne gösteriyor bize işlerin bu raddeye kadar, bir salgın raddesine gelebilecek kadar kötü gidiyor olması? Şöyle, az önce de söylediğimiz gibi aslında birçok kez işçiler bunu dile getirmeye çalıştı. Kısmi örgütlenmeye çalıştılar. Orada inşaat sektörüne bağlı sendikalar orada faaliyetlerini sürdürürken oradaki çalışma koşullarından, herhangi bir şekilde uygun sağlık koşullarının yaratılmamasından defalarca bahsettiler. Son yaşanan felakette aslında göz göre geldiği söylenebilir. Şöyle, öncelikle 5 kişi, bir olayı baştan anlatmak gerekirse, sol haberde çıkan haberde 5 kişinin öldüğü iddia edildi. Ve birçok hastanın da işçinin de tedavi altında olduğunu, Mersin'de çeşitli hastanelerde tedavi altında alındığı görüldü. İşçilere ulaştık, bizimle fotoğrafları paylaştılar. Menenjite bağlı deri dökülmeleri yaşanıyor işçilerde. Bu aslında meseleyi şunu söylemek lazım. Ya Akkuyu Nükleer AŞ buna ilişkin bir açıklama yaptı. Ya dedi ki pazar günü yaşanan bir olaydan dolayı, sağlık sorunundan dolayı hastaneye kaldırdılar ve yaşamını yitirdiler diye. Hayır, işçilerden ölen birini tanıyoruz. Adı Mustafa Avşar, Urfa Harranlı, 25 yaşında genç bir işçi. Hatta 20 aylık bir bebeği var. Gerisinde onu da bıraktı. Eşini geride bıraktı. O daha önce bir menenjit tedavisi görüyor. Hatta yoğun bakımda yattı. Yakınları tarafından yoğun bakımda yattı iddia ediliyor. Ancak daha sonra hastaneden çıkıp çalışmaya devam ediyor. Yani bu şartlarda çalışmaya mecbur bırakılmış, hiçbir sağlık denetiminin yapılmadığı bir yerde, insanlar orada çok dar bir alanda binlerce insan çalışıyor. Ve menenjit hani bir grip kadar, yani uzmanı değilim tabii, konuşmak bana da düşmez ama uzmanların aktardığını söylüyorum. Grip kadar hızlı bulaşmasa da hani çok uzun süre aynı ortamda bulunan, birbirlerinin eşyalarını kullanan insanlardan geçebilen bir hastalık. Sonra bu iki arkadaş, iki hastalanan işçi hastaneye kaldırılıyor ve yaşamını yitiriyor. Mustafa Harran'ın testinde menenjit pozitif çıkıyor. Diğer işçinin negatif çıktığı iddia ediliyor. Bu Akkuyu Nükleer AŞ'nin iddiası. Peki şu an neler oluyor? Yani aslında belki onu söylemek lazım. Bu meselenin bu kadar yayılması, işçilerin ölümüne neden olacak
bir raddeye ulaşmasının sebebi aslında bugün hala yaşananlar. Bugün hiçbir şekilde nükleerin santralin hiçbir biriminde şu an inşaat aşamasında hiçbir şekilde durma yok. Bütün birimler çalışmaya devam ediyor. Evet, bütün birimler çalışmaya devam ediyor. Hiçbir önlem yok. Konuştuğumuz işçiler şunu söylüyor. Sadece revire gidenlere maske takılıyor. Ve hatta oradaki işçiler içeride bir sorun olduğunu, çünkü çok kalabalık bir nüfus az önce söylediğim gibi. İçerideki işçiler şundan bahsediyor. Yani hani biz güvenliklerin maske takmaya başladığını görünce bir şeyler olduğunu anladık. Yani aslında felaketin bu noktaya gelmesinin nedeni hala bugün alınmayan önlemler ve bugün tanık olduklarımız, gördüklerimiz diyebiliriz. Öbür bir mesele de şeyi de değineyim son olarak bu olaya dair. Kamu kurumlarının hala tek bir açıklama yok. Yani bir yerde haber düşüyor, bunun üzerine o haber derinleştiriliyor, konuya ilişkin Mersin Tabip Odası'ndan bilgi alınıyor, işçilerden bilgi alınıyor, işçilerin deri dökülmesine ilişkin fotoğrafa biz ulaştık. Bu fotoğrafı yayınladıktan sonra Akkuyu Nükleer AŞ bir açıklama yapıyor. Ama hala iki işçinin öldüğü, kaç kişinin karantina altına alınması gerekiyorsa karantina altına, bir tedavi programı uygulanması gerekiyorsa bir tedavi programı, neler yapılması gerektiğini ve neler yapıldığına dair Sağlık Bakanlığı'ndan ve diğer kamu kurumlarına dair bir açıklama yok. Ve şu an hem orada çalışan binlerce işçi, hem aile, hem de aslında kent endişeli durumda Mersin. Ya çünkü şunu söylemek gerekiyor. Yani hani kaç işçi yani bir de hep dediğim gibi bunlar iddia ve söylenti olarak bazı yerler kalıyor. Her şeyi de yazamıyoruz. Çünkü birçok iddia ortaya atılıyor. Yani kaç kişi hastanede tedavi görüyor? Temasların aileleri, yani temasların aileleriyle görüşenler risk altında mı o aileler? İşte salgın kenti tehdit ediyor tabii, mu? Tabii boyutu belli. Tabii santralde ne gibi önlemler alındı? Bakanlık neler yapıyor? Sağlık Bakanlığı. Yani bunlara dair tek bir açıklama hala bu saate kadar gelmişti. Yani aslında Akkuyu sanki evet Rusya'nın santrali ama Türkiye sınırlarında inşa edilmiyor da başka bir ülkede inşa ediliyormuşçasına sessiz bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi Sağlık Bakanlığı devam ediyor diyebiliriz. İnsanlar yani kaderlerine terk edilmiş. Bir karanlık var orada. Üzeri örtülmeye devam ediyor. Son olarak şunu soracağım sana. AKP iktidarının hep savunduğu bir alanda bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak, tasarruf sağlayacak diye nükleer enerjiye gelelim bir de. Şimdi bu Akkuyu Nükleer Santrali'nin gerçekten yapılması gerekiyor muydu? Hı-hı. Nasıl yapılmalıydı? Neden bunu bu kadar çok savundular? Yapılmaya ihtiyacı var mıydı gerçekten? Hı-hı. Ve niye bu kadar savundular? Hakikaten insanlar merak ediyor. Şöyle, nasıl savundular meselesine onların cümleleriyle bir hatırlatmakta fayda var. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK yakınlarda bir afiş hazırladı. 5 maddede nükleer santralin faydaları, gerekliliği, adı neyse artık. Ya bunlar şunlardan bahsediyor. Notlarıma bakmak istiyorum yanlış söylememek için. Çünkü bunlar TENMAK'ın kendi ifadeleri. Diyor ki bir, enerjide dışa bağımlılığı azaltır. 2, istihdamı artırır, sosyoekonomik büyüme ve katkıda bulunur. Sosyoekonomik büyümeye katkıda bulunur. 3, çevrenin korunmasına olanak sağlar. 4, enerji arz güvenliğini sağlar. Elektrik fiyatlarında istikrara katkıda bulunur. 5, nükleer teknoloji altyapısı gelişimine olanak sağlar. Şimdi bu maddelere tek tek bakarsak aslında iktidarın Akkuyu konusunda büyük bir yalan konuştuğunu ifade edebiliriz. Şöyle ki, birincisi, enerjide dışa bağımlılığı azaltır. Ya az önce söyledik, nükleer santral bizim değil. Yani nükleer santral Rus devlet kurumu Rosatom tarafından inşa edilen ve bizim kurulan nükleer santralden alım garantisi verdiğimiz, Ruslara alım garantisi verdiğimiz bir nükleer santral aslında. Biz nükleer santralde kurulacak yakıtı üretme şansımız yok. Sadece Rusların üretebildiği bir yakıt. Santralde kullanılacak uranyum dışarıdan alınmak zorunda. Rusya ile yaşanabilecek en ufak bir gerilimde onların elinde, Rusların elinde büyük bir koz. Yani bütün bunları koyduğumuz zaman enerjide dışa bağımlılığı değil, tam tersine dışa bağımlılığı artıracak. Çünkü sen bağımsız değilsin. Sen Rusların... Sadece enerjide de değil bu arada. Evet, sadece enerjide değil. Yani sizin dış politikanızı da etkileyecek bir durum. Ve biz dolar üzerinden bir anlaşma yaptık. Üretilen elektriğin
yarısını 15 yıl boyunca almak zorundayız. Ve biz alım garantisini dolar üzerinden verdik. Rusya ile anlaşma yaptığımızda dolar 1,52 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bugün 30 liraya aştı galiba. Yani aslında ne kadar pahalı olduğunu, ne kadar dışa bağımlılığını artıracağını bize veriler dahi söylüyor. İkincisi istihdamı artıracak. Evet şu an yine bu bunu doğru kabul ederek söylüyoruz. %80'i Türkiye vatandaşı işçilerin çalıştığı bir taşeronluk yapıyoruz biz oraya aslında. Yani bir taşeronluktan bahsediyoruz. 10 bin liraya varan sayılar havada düşüyor nükleer santral faaliyete geçtikten sonra. Ancak bunun hiçbir gerçekliliği yok. Yani bunun yanında hani oradaki çalışacak güvenliği çaycıyı saysan dahi böyle bir istihdam yaratma şeyde sadece alanında uzman mühendislerin çalışabileceği ve çok da daha dar bir ekibin çalışacağı yani Mersinlilerin dahi orada doğru düzgün iş bile bulamayacağı ama çöpünü Mersin'le bırakacak bir santralden bahsediyoruz. Üçüncü şey ise çevrenin hatta yeşil enerji olduğunu savunurlar. Nükleer santralin bir hem çevreyi koruyacağını hem de bir yeşil enerji statüsünde kabul edilir. Bunu Avrupa'da birçok ülkede aslında böyle kabul ediyor. Türkiye'nin de en büyük nükleer santralde çıkmazlarından biri, dünyadaki çıkmazlarından biri yakıt çubukları. Kullanılan yakıt çubukları bir süre sonra boşa düşüyor, çöp oluyor. Bunların saklanması meselesi. Ve bunları saklayabilecek bir teknoloji yok dünyada. Bunu hiçbir ülke geri de almıyor. Yani Rusya almıyor bu arada. Yani Rusya kendisi, ya şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Rusya enerjiyi burada üretecek, nükleer santrali buraya kuracak, tehlikeyi, riski Türkiye barındıracak. Gelecek sonra pahalıya bize satacak ve nükleerin çöpünü yine bize bırakacak. Yani aslında böyle bir toplamdan bahsediyoruz. Bu yakıt çubuklarının hiçbir şekilde saklanma ihtimali yok, gizlenme ihtimali yok, korunma ihtimali yok. Bunlar bir şekilde Türkiye yakıt çubuklarıyla tanışacak ve yakıt çubuklarını saklamak zorunda kalacak ve bunlar çok tehlikeli çubuklar. Bunların etkisi yıllarca sürüyor. Kendi etkisini kaybetmiyor. Bir şekilde radyasyon yayıyorlar. Şeyde gördük en büyük örneğini Japonya Fukushima'da hala atık sorununa çözüm bulamadılar. Okyanusa radyasyonlu su boşaltıyorlar. Dünya buna büyük tepki gösteriyor. Fukushima örneği de aslında atık problemin çözülemediğine, hala çözülemediğini Japonya gibi bir ülkede çözülemediğine dair en büyük örnek diyebiliriz. Diğer meselesi enerji arz güvenliği ve elektrik fiyatlarındaki istikrar. Az önce söyledim aslında. Bunun cevabını az önce de verdim. Yani Rusya ile anlaşma yapıyoruz. ABD doları üzerinden yapıyoruz. Şeyi söylemedim galiba. Dolar üzerinden yapıyoruz ama kilovatı 12,35 dolar sente anlaşma yaptık. Ve 15 yıllık bu yüksek fiyattan garanti ödeme yapılacak. Yani istikrarlı az önce elektrik fiyatlarında istikrara katkıda bulunur ifadesi vardı Temma. Evet bir istikrar söz konusu ama fiyat artışı konusunda kesinlikle bir istikrar söz konusu diyebiliriz. Ve beşincisi de ya nükleer teknoloji altyapısı meselesi. Hani biz artık nükleer santralle tanıştıktan sonra da biz artık nükleer teknolojiyi de transfer edebileceğiz. Bir nükleer teknoloji alanında da büyük adımlar atacağımız için. Ama Rusya ile yapılan anlaşmada bizim nükleer akkuyu nükleer güç santraline ilişkin yapılan açıklamada teknoloji transferine dair tek bir cümle yok. Yani zaten sizin bir şekilde Rusya'nın kendi santralini kurduğu bir bölgede siz kendinize teknoloji transferi yapamazsınız. Çünkü anlaşmanızda böyle bir madde yere almıyor. Yani nükleer santral meselesinde sadece çünkü özellikle Karadenizliler Türkiye'yi, yani Türkiye'de herkes bilir ama Karadenizliler daha iyi bilir. Bir Rusya'da Çernobil felaketi vardı ve biz nükleer santrali bir patlarsa, bir sızıntı olursa meselesiyle hep tartıştık. Ancak bu verdiğimiz veriler, uzmanların söyledikleri şunu gösteriyor. Yani akkuyu nükleer santrali riskleri, tehlikesi ayrı bir yana zaten doğru bir yatırım değil. Yani çünkü siz hem pahalıya alacaksınız hem bir şekilde sizi istihdam gibi herhangi bir olanak tanımayacak. Ve işin sonunda çöpü, pisliği sizin ülkenizde kalacak. Yani o yüzden bu nükleer santral genel olarak, yani nükleer santralleri genel olarak karşıyız. Yenilebilir enerjinin bu kadar büyüdüğü, artık
Avrupa'nın bu meselede büyük adımlar attığını, atmaya çalıştığını kısmi olarak görüyoruz. Yani nükleer santral artık bu tarihin kara sayfalarına diyeyim artık, kara sayfalarına gömülürken biz Türkiye'de böyle bir maceraya atlıyoruz. Bu maceraya atlarken de hem işte dediğim gibi herhangi bir yatırım açısından size bir faydası da yok. Yani çünkü nükleer santral tehlikeli, Türkiye'de daha da tehlikeli. Ya biz ev yapamıyoruz. Yani gerçekten hani bunları söylemekte fayda var. Yani biz ev yapamıyoruz. Depreme dirençli evler yapamıyoruz. Kentler kuramıyoruz. 3 katlı bir bina yapmaktan aciz bizim iktidarımız. Yani daha doğrusu aciz değil, yapamamak değil. Bunu bir tercih olarak yapmıyor. Farklı tercihler de bulunuyor. Sonra yani pandemi hatırlayalım. 10 tane maske dağıtamadılar bu ülkede. Nükleer sızıntı, herhangi bir sızıntı olduğu zaman ilk Mersin'e, sonra çevre illere, sonra belki uzun tam şeyi hatırlamıyorum. Neredeyse bütün ülke iot tablet dağıtmak zorundasınız. İot tableti nasıl dağıtacaksınız? İot tableti nereye depolayacaksınız? Buna dair en ufak bir söylemleri yok. Tabii. Bakalım önümüzdeki süreçte daha Akkuyu ile alakalı biz neler konuşacağız? Daha önümüze neler çıkacak? Gökay, çok teşekkür ediyorum anlattıkların için. Ben teşekkür ederim. Yani nükleer santral, az önce son olarak şunu söyleyeyim. Nükleer santrali Akkuyu bütün engellemelere rağmen, bütün kapalı kutu olmasına rağmen takip etmeye, hem oradaki işçilerin hakkını savunmaya, hem o bölgedeki bütün canlıların, insanların sağlığını, canını korumak için orayı takip etmeye devam edeceğiz. Hem de insanların, bu devletin, bu ülkenin daha doğrusu daha çok borçlanmaması için, enerjide daha dışa bağımlı olmaması için mücadele etmeye, yazmaya, çizmeye devam edeceğiz diyebiliriz. Evet, kıymetli izleyenler, Akkuyu'yu takip etmeye devam edeceğiz. Bir gözümüz her zaman orada. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak, bizler neler konuşuyor olacağız. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.